Galatasaray'da da sıcak gündem. Dominik Torrent artık görevinin başına geçiyor, geçti ve nasıl oynatacak, oyun sistemi nasıldır? Önceki dönemlerde oyuncu hocanın felsefesini e, takip etmeye çalıştık. Yani araştırmalarımızı yaptık. Size anlatacağız şimdi Galatasaray'daki projeksiyonu. Öncelikle hoca der ki çalışma sistemi olarak ben ilk iki gün savunma çalışırım. Presi çok severim. Kanatlardan oyunu çok severim. İlk iki gün bir savunmamı yaparım. <laughs> Kendime gelirim. Kendime ya. gelirim. Güzel. <laughs> 2009'un gün göründü. Sebebi salarım. Hoca <laughs> bir savunma çalışmasını yaptırdı. Ondan sonraki iki gün bizim planımız. Top bizdeyken biz ne yapacağız? Onu yaparım, ona bakarım diyor. Presi seviyor. Topu önde kapmayı seviyor. Ceza sahası içine girip oradan şut denemeleri yapmayı seviyor. E, duran top çalışmaları yapmayı sever özel olarak. Topu kanatlardan ceza sahasına getirmeyi sever. E, duran topları işte daha çok... Korner noktasına doğru e, oynatmış önceki takımlarında e, yapılan hocanın önceki e, işte röportajlarından çalışmalarından e, anladığımız kısımlar bunlar. Oyun sistemi, bu hocanın mentalitesi Galatasaray'a uygun mu? Ne eksik? Kimler öne çıkabilir bu oyunda? Sen Gerçekten. neler söyleyeceksin? Ee, yani Galatasaray ne ne de eksikti. Bir baskettiği zaman bazen çok pardon. Son iki gün top bizde nasıl şey yaparız da topu oyun kurulumuna özellikle çok önem veriyor. Evet Oyun kurulumunda tek bir plan üzerinden gitmeyelim. Altı numaranıza baskı yapıyorsa başka bir şey yapalım kısmına özel çalışma yapmayı seven bir teknik adam çok kritik nokta. Aynen öyle. Çünkü onu izlediğim maçlarda da gördüm bu arada. Galatasaray'ın zaten ilk devrede... İzlediğim maçları dediğin yani hocam geldiğinde sen maçlarını mı izlemeye başladın? Evet Flamanga'daki maçları izledim. Hani... 4-7 maçı da izledim. 5, 7, 5 attığı maçı da izledim. Hani orada neyi yapmış, burada hani... Neyi? Mesela e, topa çok fazla sahip olduğu bir maçta 4 yemiş. Hı hı. E, o ilginç bir geldi ve o maçı izledim. Neden böyle olmuş diye. Şurada kompakt bir şekilde kapanıp bekleyip direkt çıkan takıma karşı bir çözüm üretememişti mesela o maçta. E, Galatasaray'ın da zaten e, bu ilk devrede özellikle ilk maçlarında sıkıntı yaşadığı bir oyun kurma. E, ve çoğu zaman 6 numara kim oynuyorsa çok yalnız kalıyordu. Marka yokken daha da yalnız kalıyordu o 8 haftalık dönemde. Ee, i̇kincisi set oyununda kapalı rakibi açma. Orada da çok puan kaybı yaşadı Galatasaray. E, ee, Avrupa liginde bence zaten kadronun kurulma nedeni olan oyun oynadı. Tempo, önde baskı, çabuk dikine hücum. Avrupa'da bu da bu çok işe yaradı. Ama lig maçını gerekli olan diğer şeyler çok fazla eklenmemişti. Şimdi Dominator'dan bu beklenecek ki dediğin gibi zaten Dominic Torrent'in hani bir sürü makalesi var hakkında. Kendi röportajları var. futbol bakışını daha hoca çok iyi anlatıyor. Hatta kendi Twitter hesabında şey olarak video olarak anlatmıştı da var. zaten Guardiola'nın yardımcılığını yaptı yıllarca. oyun fikri hemen hemen aynı. Yani Guardiola'nın oynattığı oyuna bakıp Torrent'in de aklındaki fikri görebiliyorsun. Çok benzer şeyler. Topu kaybettiğin yerde çok fazla geri koşmadan kazanmak ve topu dolaştırmak ama şunu söylüyor. Topu dolaştırım ama boş oyuncu bulmak için. Yani tembel pas değil. Yani al ver, 6 numara ver, stopa ver, beke ver değil. Boş alan bul, demarke pozisyonda bir oyuncu bulduğun anda o fırsatı değerlendirmek için yani tuzak hazırlıyor topa sahip olduğu zaman. Bu rakip önde basarsa burada yapıyor. O tuzağı burada kurmaya çalışıyor. Rakip kapalı oynarsa iki bekini de çıkartıp genişletip rakip ceza sahası çevresinde topu dolaştırmayı tercih ediyor. Ve çok adamla ceza sahası içerisinde koşu istiyor. Benim gördüğüm buydu izlediğim maçlarında. E dediğin nokta önemli. Oyun kurarken e, Galatasaray'da mesela 6 numaraya yalnız kalıyor dedik ya. Burada 6'nın yanına bir 8 ekleniyor. E, Torrent'in oynadığı maçlarda ona dikkat ettim. Beklerden biri kesin oyun kurulumuna dahil. İki stoper öne çıkıyor. Ya yani şuradaki beşli oyuncu oyun kurulumunda dahil. Sağ bekte mesela Flamengo izla var. Fenerbahçe'deki İzla. O baya kanat gibi açılıyor. O da rakip baskı yaparsa bir tane genişletsin ona direkt uzun vuralım. Şuradaki oyuncu da içe doğru kayıyor. Kenar forvetlerden biri içe doğru kayıyor. Bazen de şunu yapıyor. Hani futbolda 200 yıldır olan bir şey. E, bu gayet kullanışlı. Zaten bence yıllarca da devam edecek. Bir tane uzun oyuncu varsa. E, var mesela Flamengo'da bir 9 numarası uzun fena değildi boyu. Böyle topu dolaştırırken oyuncu uzun vurup hava topunu indirir zaman ikinci forvete koşu yaptırıyor mesela yanındaki 10 numarada oynayan oyuncu. Ama tabii bunları yapması için bir oyuncu grubuna ihtiyacı var. Şimdi hani e, iş işi tamamen de şey yıkmamak lazım. Bir önceki teknik adam Fatih Terim tamamen bu işten yoksun kaldığı için değil biraz da oyuncu eksikliği de vardı. Hani hatırlarsa ben şu eksikliği söyledim. 6-8 bantısını kuracak oyuncu yok diye. e yine aynı şey olacak aslında. Yine öyle bir oyuncu yok. E, o ve Berkan da değil bence. Yani Berkan 6'dan 6'ya Altı tekrar Taylan'ı teslim etti. arada bence onu yapacak. 6 numara tekrar Taylan'ın gibi geliyor bana şu an mevcut kadroda. Asusay'a bir bakabilir. O iş iptal olabilir. Belki geri gönderme işi. E, ee, Jetson konuşuluyor. Jetson bu profilde. Jetson Bak, net olur. Konuştama. Ama hani Fatih Hoca'dan sonra yattığı da söyleniyor. Bilmiyorum. Göreceğiz. Ama öyle bir oyuncu ihtiyacı var. Hani. Jetson olsun ya da o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Elneni de diyelim. Hani o tarz. Hani daha önce adı geçti diye söylüyorum. Hı hı baskı altında topla çıkabilen bir 6-8 bağımsızlık kuracak bir oyuncu. Ee, burada Gerson varmış mesela onda Flamengo'da şey Bordeaux'a transfer. E, Marsilya mı transfer olmuştu? Marsilya'da evet. Marsilya'ya transfer olan. Ee, burada Felipe var yani zaten bu işin piri. Sol bek olmasına rağmen oyuna katılım anlamında. Falan oldu. zaten bu böyle bir tarz var ama pas kalitesi yetersiz oluyor o da e, anlayan. Onu tekrar kullanır. Mecbur zaten hatırlarsan benim Berkan'ı sol yapma fikrim vardı. E Domenico de çok fazla mevkili oynayan bir teknik adam. Hı. Çok fazla mevkili oynuyor. Guardiola'da Düşme... gördüğümüz Aynen öyle. Sonunda. Düşünebilir hatta hani beraber de kafa patlatıyorlar bu işe. E... Berkan'ı deneyebilir. Hani çünkü sol çok fazla oyun kurulumuna dahil ediyor. Arnold'u kesip mi diyorsun yani? Ya yani Arnold ona bakar tamam. ama pas kalitesi dinamizmi var da. Belki Berkan biraz daha gözüne hoş bir ya da yerli kontenjan açılsın diye ona dönebilir. çünkü sol bek oyun kurumları net göreceğiz. Saça boya zaten tam istediği tip bir sağ bek. Zaten o da öyle istiyor. Yani sağ, sağ, kanat gibi olsun aynı zamanda diye. onun dışında evet bu 6-8 bağlantısını kuracak oyuncu transferi bence belirleyici olacak. Hani yoksa değişen çok bir şey olur mu? Şu değişebilir. Hoca şunu zorlayabilir. Ne kadar cevap alır bilemem. Çıkal iyi bu role zorlayabilir. Yani Tayland 6'da Çikaldoğa biraz daha hani kale yakınıyla de daha derinde oynayan şuradaki oyun kuruluna dahil olan bir 6-8 bağımsız oyuncusu olarak kullanabilir belki.